Doğru Bakış programından herkese merhaba. Bugün Türkiye'de istisnasız herkesin cevabını merak ettiği bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalet oğlu Burak Erdoğan'dan bahsediyorum ben. Düşünün 85 milyonluk bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın oğlu neredeyse doğduğu günden beri, biraz abartarak söylüyorum, ortalıkta yok. Sadece geçmişe dair birkaç tane fotoğrafı var, biri düğünde. Bir tanesi medyada çıkan bir sanatçı trafik kazasında öldürüldüğü bir fotoğraf var. Bir insan neden kamuoyundan bu kadar uzakta olur, uzakta kalabilir? Benim aklıma gelen birkaç sebep var. Bir insan ya özürlüdür, kamuoyu önüne çok fazla çıkmaz. Ya da çok ağır hastadır, zaten çıkamaz bu şekilde. Ama ikisi de değil, gördüğümüz kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla Burak Erdoğan çok sağlıklı, sıhhatli bir insan. Ki ticaretle uğraşıyor. Pek çok gemisi var. Dünyanın dört bir yanına gemileri gidiyor. Ki daha önce 17-25'ten sonraki ses kayıtlarında da çok sağlıklı olduğunu zaten görmüştük. Burak söylediğim gibi böyle de bir insan değil. Oldukça sağlıklı. Peki neden bir insan kamuoyundan gizlenebilir? Babası Cumhurbaşkanı olan bir insanın oğlundan bahsediyoruz. Bu konuyu gazeteci Bülent Korucu'ya sormak istiyoruz. Bülent Bey Türk iç politikasını çok yakından bilen, çok gerçekten yakından tanıyan, izleyen bir gazeteci. Konuyu Bülent Bey'e sormak istiyoruz. Bülent Bey, bu gizemin arkasında ne var? Burak Erdoğan'ın bu kadar gizemli bir hayat sürmesinin, tabiri caizse bir hayalet şekline dönüşmesinin perde arkası neler olabilir? Cumali Bey, başlangıçta tabii şunu önce tespit etmek lazım, belirlemek lazım. Normal demokratik ülkelerde bu normal, alışılmış bir durumdur. Yani o bizim mesela yaşadığımız ülkelerde başbakanın çocuğu var ama ben hiç görmedim. Eşini de bazı protokoler yerlerde, eşinin yanında bulunması gerekli olan durumlarda görüyorum. Sokakta görsem büyük ihtimalle tanımam. Fakat Türkiye böyle bir ülke değil. Daha da önemlisi, Erdoğan ailesi böyle bir aile değil. Yani Tayyip Erdoğan ve ailesi bugün ülkeyi birlikte yönetiyorlar. Bir hanedan şeklinde yönetiyorlar. Sanki bir iç kabine, bir aile kabinesi şeklinde yönetiyorlar. Mesela eşi Emine Erdoğan sanki başkan yardımcısı gibi davranıyor. Yani bir kısım konferanslara katılıyor, bir kısım normal şartlarda First Lady'nin, işte Cumhurbaşkanı eşinin yapması çok da gerekmeyen işleri yapıyor. Ailenin diğer fertlerine baktığımızda Bilal Erdoğan gölge Milli Eğitim Bakanı gibi çalışıyor. O kadar aktif, hatta Milli Eğitim Bakanı'ndan daha fazla eğitimle ilgili konularda yetkili diyebiliriz. O kadar çok konuşuyor, o kadar çok faaliyet yapıyor. Sümeyye Erdoğan sanki Sosyal Hizmetler ve Kadından Sorumlu Bakan gibi davranıyor. O da çok fazlasıyla aktif. Bir tek Esra Albayrak, Esra Erdoğan, Erdoğan'ın diğer kızı, biraz ikinci planda, çok fazlasıyla siyasette ve bürokratik işlerde aktif görünmüyor. Dört tane çocuğu var, belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Ama onun da eşi Berat Albayrak çok aktifti biliyorsunuz. Hazine ve Maliye'den sorumlu bakandı. Varlık Fonu'nun başkan yardımcısıydı. 62 gün önce o da esrarengiz bir biçimde istifa etti ve 62 gündür kendisinden haber alınamıyor. Hiçbir şekilde görüntüsü, sesi, fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılmadı. Tuhaf, biraz da böyle imalar içeren bir istifa mektubuyla istifa ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yani ailenin genel ortalamasına baktığımızda da aile bir hanedan gibi ülkeyi yönettiği için ailenin bir ferdi, büyük oğlu, nun ortada olmaması, ailenin aktivitelerine katılmaması, hani devlet işlerine karışmaması, eyvallah, zaten olması gereken, diğerleri yanlış. Belki de buradan zaten diğer aile bireyleri çok aktif oldukları için belki de bu çok fazla gündeme geliyor. Mesela diğerleri de az çok kamuoyundan uzakta olsalar belki de kimse Burak Erdoğan'ı herhalde merak etmeyecek. Elbette, yani dediğim gibi diğerleriyle kıyaslayınca, ya Bilal bu kadar aktif, Bilal neredeyse yani diğer bakanlardan, hükümet üyelerinden, kabine üyelerinden daha fazla tanınan, daha fazla ön plana çıkan, daha fazla demeç veren bir kişi. Sümeyye hakeza o şekilde. Şimdi böyle bir çelişki olduğu için kamuoyu Burak Erdoğan'ı merak ediyor. Bir de merakı kışkırtan şöyle bir durum daha var. Normal şartlarda olması gereken yerlerde de olmuyor. Mesela
kardeşinin düğününe, Bilal Erdoğan'ın düğününe katılmadı. Esra Erdoğan'ın düğününe katılmadı. Her ne kadar partililer yok katıldı, kenarda bir yerde izledi, ön plana çıkmadı filan deseler de düğünde ona rastlayan, düğünde onu gören kimsenin tanıklığını bilmiyoruz. Kimse evet Bilal Erdoğan düğündeydi demiyor. Yani podyuma çıkmayabilir, sahnede yer almayabilir ama en azından birilerinin düğünde görmüş olması gerekir. Daha da ilginci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu gün mecliste yemin törenine de katılmadı. Hani bu tür şeyler paylaşılabilecek şeyler. Normal demokratik ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Batılı ülkelerde de her yerde rastlanabilecek bir fotoğraftır. Yani aile gelip bu güzel bir güne şahitlik edebilir. Bu güzel günü ailenin büyüğüyle paylaşmak isteyebilir. Ama biz biliyoruz, mecliste ayrılan aile locasında bütün aile vardı. Cümbür cemaat oradalardı. Torunlar oradaydı ama Burak Erdoğan orada da yoktu. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuzda ortada bir tuhaflık olduğunu ve Türkiye normalleriyle de ailenin kendi normaliyle de çok örtüşmeyen bir durum olduğu, bir gaybubet hali olduğu ortaya çıkıyor. Peki Bülent Bey, birkaç senaryodan bahsediliyor. Bazılarına göre yurt dışında olduğu söyleniyor. İsviçre'de ya da İngiltere'de olduğu söyleniyor. Bazılarına göre de içeride, Türkiye içinde tamamen kontrol altında. Yani Erdoğan'ın kontrolü altında. Hatta bazılarına göre bir ev hapsinde tutulduğu falan da söyleniyor. Her ne kadar iş dünyasında aktif gibi görünse de onun adına çok rahatlıkla ismi kullanılarak faaliyet yapılabilir. Yani bu çok zor bir şey olmasa gerektir. Erdoğan neticede Cumhurbaşkanı, tüm Türkiye'nin tapusu elinde. Böyle de bir alternatif söyleniyor ya da senaryo dile getiriliyor. Sizce hangisi akla, mantığa uygun ya da hiçbiri mi mantıklı değil? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Ya ben sosyal medyada ya da normal medyada Burak Erdoğan'la ilgili senaryoları, onun gaybubetiyle ilgili, ortada dolaşmamasıyla ilgili senaryolara baktığım zaman dört tane senaryo karşıma çıkıyor. Bunları şöyle analiz edebiliriz. Bir tanesi, babasıyla arası iyi değil, onun için ortalarda gözükmüyor. Babası onu biraz geri planda tutuyor, tamamen karanlık gölgede tutuyor deniyor. Ben buna çok katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın vermek zorunda olduğu mal bildirimlerinde birkaç defa onun ismine rastladık. Birincisi 2001 yılındaki AKP'nin kuruluş döneminde verdiği mal bildiriminde. Düğününde takılan 30 kilo altının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da işte o dönemki AKP Genel Başkanı Erdoğan'a babasına borç olarak verildiği 262 milyon milyar o dönem TL. Evet. Tabii. Şimdiki parayla 1000 lira, 262 bin lira diyebiliriz. O dönem işte Tayyip Erdoğan'ın mal varlığında izah edemediği 250 bin liralık yaklaşık bir şey vardı. Meblağ vardı. Bu meblağı izah etmek için apar topar Cihan Kamer'den bir kağıt alındı. O 262 milyar liralık altını satın aldığını ve bunun karşılığında bir parayı Burak Erdoğan'a ödediğini ve Burak Erdoğan'ın da bu parayı babasına borç verdiği söylendi. Bu şekilde Erdoğan'ın mal varlığındaki büyük açık yamanmış oldu, kapatılmış oldu. Burada o 30 kilo altınla ilgili iki soruyu gündeme taşımak lazım, sormak lazım konuyla ilgili çok fazlasıyla olması da. Birincisi, bir büyükşehir belediye başkanının oğlunun düğününde 30 kilo altın takılması normal midir? Bence çok tuhaf yani. Neye normal karşı? Yani hiçbir ilişkide yani, anne baba takmaz bu parayı. Evet. Yani devlet yöneticilerine verilecek hediyelerin belirli sınırları vardır. Hani nasıl bir şey yaşandı ki 30 kilo altın takıldı. Ki nakit de takılmıştır, başka hediyeler de gelmiştir filan. 30 kilo altın dile kolay. Artı bu 30 kilo altın o kadar mucizevi bir altın ki hem Burak Erdoğan'ın aldığı 10 tane geminin izahını bu düğün parasına dayandırarak yapıyorlar. Hem Tayyip Erdoğan'ın mal varlığındaki şişkinliği buna dayandırarak yapıyorlar. Hem
Burak Erdoğan'ın kayınpederi bir taksici esnafıydı. Sonradan iş adamı oldu. Burak Erdoğan'ın da ortağı haline geldi ve olağanüstü zenginleşti. Onu da bu düğünde takılan 30 kilo altında izah ediyorlar. Bunu bir antiparantez olarak söyleyip geçelim. Yani Tayyip Erdoğan'la Burak Erdoğan'ın arası o kadar da kötü değil. Yani bu alışverişler, bu mal beyanlarındaki borç alacak ilişkisi bunu gösteriyor. İkincisi Bilal'le kavgalı diyorlar. Olabilir. Kardeşler arasında, bilhassa erkek kardeşler arasında böyle çekişmeler olabilir. Diyelim ki böyle ve Bilal'in düğününe katılmadı ki düğünde, cenazede ne kadar kavgalı olursanız olun aile şeyi gereği, hukuku gereği bulunursunuz, bir şekilde katılırsınız. Hadi diyelim ki ona da katılmadı ama Esra Albayrak'ın düğününde de yoktu. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde de yoktu. Kendisini ancak ta 2015'teki Sümeyye Erdoğan'ın düğününde tekrar fotoğraflamayı başardı gazeteciler. Sümeyye Erdoğan'ın düğününe katıldı. Demek ki başka bir şey var, bir tuhaflık var, bir izah edilemezlik var burada. Diğer iki alternatif, diğer iki senaryo ya da spekülasyon, çünkü nihayetinde bunlara spekülasyon demek zorundayız. Bir bilgiye sahip olmadan sadece el yordamıyla fikir yürütmeye çalışıyor insanlar. Diğer iki spekülasyonlardan bir tanesi sizin dediğiniz gibi bir rahatsızlık olabilir, bir hastalık olabilir. Zaten kendisi askerden çürüye ayrıldığı için, askerliğini yapmadığı için, doktor raporuyla yapmadığı için ondan dolayı bir sorunu var mı? Acaba psikolojik bir sorunu mu var? Hatta bazıları acaba sahra nöbeti mi geçiriyor filan. Yani böyle hep spekülasyon. Normalde şeffafça bazı bilgiler paylaşılsa çok daha kolay bu meseleler çözülebilir aslında. Diğeri ise benim daha akla yatkın bulduğum, muhtemel olduğunu düşündüğüm senaryo ise Tayyip Erdoğan'ın ailenin bir kısım gizli kalması gereken ticari işlerini yaptığı için biraz aileden uzak tutuyor, biraz mesafeli durması sağlanıyor. Ta ki herhangi bir yol kazası yaşanırsa, herhangi bir şekilde lastik patlarsa bu Burak Erdoğan'ın kendi işleri, şahsi işleri. Zaten babası da çok yüzüne bakmıyordu, çok aileyle de içli dışlı değildi diyebilmek içindi. Ne zaman ki 17-25 yaşandı ve 17-25'teki yolsuzluklar çok despotik yöntemlerle, hukuk hiçe sayılarak kapatıldı. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a, ailesine ya da AKP'ye yolsuzluk isnat etmek bir suç haline geldi. Yolsuzluk yapmak onların sanki bir imtiyazıymış gibi algılanmaya başladı. O saatten sonra Burak Erdoğan da tekrar sahneye çıkmaya başladı. İşte Sümeyye Erdoğan'ın düğününde kendisini hemen babasının solunda, yanı başında fotoğrafladı gazeteciler. Onun yanında da, yani kendi Burak Erdoğan'ın yanında da gene gözlerden ırak bir hayat yaşayan eşi vardı. Sümeyye Erdoğan'ın yanında babasının düğününde babasının yanı başında hemen fotoğraf vermesi de babasıyla ilişkilerinin çok kötü olmadığını gösteriyor aslında. Bir de şu anda şirketini, o çok bir anda büyüyen, Türkiye'nin belki en hızlı büyüyen şirketlerinden birisi diyebileceğimiz şirketinin yönetim yerini, kendisinin de olduğu ofisi Kısıklı'da Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın ikamet ettiği villanın hemen yanı başına taşıdı. Yani bitişik denebilecek kadar yakın bir biçimde çalışma ofisi bulunuyor. Bu da aile ve Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan, kararı olmadan yapılabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Abi bunlar da zaten biz yine Burak'ı görmüyoruz. Yani bunlar tamamen bilgiye dayalı. Ofisinin taşıdığı, hep taşınıyor. Yani rivayet ediliyor. Neticede biz Burak'ı ofisini taşırken ya da ofisine gidip gelirken ya da ofisin içine kimse bir fotoğrafını görmüyor. Neticede yine bir hayalet, bir hayali bir durumla karşı karşıyayız. Ki Burak Erdoğan 1998 yılında galiba trafik kazasında ünlü bir sanatçının ölümüne sebebiyet verdi. Sanki bu olay biraz bir dönüm noktası oluyor Burak Erdoğan. O olaydan sonra tabiri caizse sırra kadem basıyor, ortalıkta kayboluyor. Ki siz de biliyorsunuz daha sonraki süreçte olaydan neticede olayın sorumlusu. 8'de 8 suçlu olmasına rağmen
daha sonra düzenlenen belgelerle 8'de 3'e düşürüldü ve sonra Berat var bilmiyorum tabii o konuyla ilgili olarak. Evet. Ve neticede Berat Albayrak İngiltere eğitime gönderildi. Tabii bunlar da hepsi söylenti. Burak Erdoğan evet. Ve ortadan kayboldu. Yani bu kaza sanki biraz bir dönüm noktası oluyor. Ya da bilmediğimiz başka bir olay mı var? Evet, kazadan sonra tabii kamuoyu infiale geldi. O dönemdeki medya yapısını da düşündüğümüzde çok sayıda haber yapıldı bu konuda. Burak Erdoğan'ın fotoğrafları, Sevim Tanrıray'ın fotoğrafları, Sevim Tanrıray'ın ailesinin, oğlunun ve eşinin çok yaralayıcı, çok üzücü, çok hani üzüntülü paylaşımları gazetelerde yer aldı. Apar topar Burak Erdoğan yurt dışına gönderilerek unutturulması, yüzünün unutulması, olayın unutulması sağlandı. Ama bu esnada mesela benim aktaracağım bir anekdot da şu. O olaydan sonra bile Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan Japonya'ya yurt dışı seyahatine giderken yanına Burak Erdoğan'ı da aldı. Yani babasıyla ilişkilerin çok kötü olan bir çocuk değil şeyini, tezini savunmak için bu örneği de veriyorum. Ama vaktaki o kaza yaşandı ve o kazanın üstü örtüldü, örtbas edildi. Sonradan o mahkemelerde ağlayan, ondan sonra gazetelerde çok yürek paralayıcı paylaşımlarda bulunan eşi bile şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Ya da geri çekti. Herhalde bir yüklü bir tazminat falan almış olabilir. El altından tazminat. Ya da tehdit edilmiştir. Her şey olabilir. O da olabilir ama nihayetinde şikayetini geri aldı. Kaldı ki bu şikayete bağlı bir suç değil, bir kamu davası olarak görülmesi gerekirdi. Ama orada sizin de dediğiniz gibi önce 8'de 3 kusurlu hale getirildi. Sonra tamamen kusursuz olduğuna dair raporlar alındı ve Burak Erdoğan beraat etti. O kaza evet dönüm noktasıydı ama ondan sonra da o kaza unutulduktan sonra ve o kazanın üzerinden zaman geçtikten sonra da Burak Erdoğan uzunca bir süre kamuoyu önüne çıkmadı. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu, bir aile kararı olduğunu ve başka bir sebebi olduğunu düşünüyorum ben. Bunun sebebi o biraz önce söylediğim gibi bir kısım ticari şeyler, alengirli ticari meselelerden dolayı şayet lastik patlarsa tamamen aileden soyutlanmış bir biçimde ona fatura çıkartsın, bir anlamda günah keçisi olsun. Ama 17-25'ten sonra Burak Erdoğan'ı da aile şeylerinde en azından görmeye başladık. Yani şunu diyorsunuz, amyane tabirle yem olarak kullanıyor. Yani biraz Burak Erdoğan sanki yem olsun. Çünkü eğer gizli kapanmış... Yem değil de varsa... muhtemet gibi. Yani böyle şeyin ailenin hani büyük evet. Çocuğu olarak biraz da bilmiyorum belki o işlerde daha... Çevik çalak daha şeyli de olabilir. Bilal Erdoğan'a mesela babası parayı teslim etmeye cesaret edememiş olabilir. O kadar güvenememiş olabilir. Ama bu kadar zeki bir insansa zannetmiyorum yani kamuoyundan kaçacağını. Yani bana çok tabii bu dediğim benim fikrim. Bu kadar dünyanın modern bir çağda yaşadığımız bir dünyada, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada bir insanın hem de meşhur yani artık dünyaca tanınan bir cumhurbaşkanı bir oğlunun bu kadar sırra kadem basması, kamuoyundan kendisini gizlemesi yani çok çok kolay bir şey değildir. Yani bu çok üst düzey bir önlem gerektiren bir olay zannedersem ya da çok üst düzey bir koruma ya da bir izole etme olay olması gerekiyor. Başka türlü bunu yani benim aklım hafsalam almıyor. İstediğin kadar gizlenmeye çalış. Eğer bir iş adamıysan, ünlü bir cumhurbaşkanının oğluysan, ya bir şekilde kameralara yansısın, birileri görür, muhakkak tanıyan insanlar olacaktır. Her ne kadar yıllardır kamuoyunun önünde olmasa dahi, insanlar muhakkak tanıyacak. Çünkü bu insan tek başına yürümeyecektir, tek başına gezmeyecektir. Muhakkak biri Burak Bey diyecektir ya da Burak Erdoğan bir şekilde bu yani insanların dikkatini çekecektir. Ya zannedersem burada çok daha üst düzey, kendi fikrimi söylüyorum, çok daha üst düzey bir koruma, üst düzey bir dünyadan yalıtma, izole etme durumu zannedersem söz konusu. Ki siz de söylediniz, Berat Albayrak, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakanımız da
62 gündür benzer bir durumda. Yani demek ki bu aile bu konuda çok başarılı. Yani ki Berat Albayrak tüm dünyanın tanıdığı bir insan olmasına rağmen 62 gündür nerede olduğu bilinmiyor. En son bugün galiba Fatih Altaylı bazı iddialar dile getirmiş. Katar'a gittiği söylenen, bir hafta Katar'da kaldı. İşte daha önce Trabzon'a gitti. Şu anda danışmanlık yaptı ya da benzer şeyler söyleniyor. Ya bu tabii ki bunlar hepsi senaryo. O da neticede bir kişinin fikrini almış, bunları dile getiriyor. Ama dediğim gibi yani aile gerçekten çok başarılı. Yani bir bakan bile ortalıkta kaybolabiliyorsa, bir oğlu doğru düzgün fotoğraf olmayan bir insanla kamuoyunun dikkatlerinden kaçırılabiliyor demek ki. Elbette, yani bilinçli bir biçimde yok olma ya da kayıp olma durumu söz konusu. Yoksa dediğiniz çok doğru. Yani bir şekilde bir restoranda yemek yerken, bir yerde sinemaya giderken, bir tiyatroya giderken, bir maça giderken eski bir arkadaşı görüp tanıyabilir, eski bir mahallelisi görüp tanıyabilir. Evet. Dikkatli bir göz tanıyabilir, bir şekilde fotoğrafı çekilir. Ama bugüne kadar istemediği hiçbir fotoğrafını görmedik. Çok kalın izolasyon duvarlarının arkasında yaşadığını gösteriyor bu. Ki sizin de bahsettiğiniz gibi yani Burak Erdoğan 14 yıldır hiç fotoğrafına şahit olmadığımız bir insan olduğu için kaybolabilir bir anlamda, biraz kaybolabilir belki ama Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en fazla televizyonlarda gördüğümüz, artık yüzünü herkesin ezbere fotoğrafını çizebileceği bir insan haline geldi. Hatta Türkiye'de veliaht olduğu söyleniyor. Veliahtı değil mi? Bu tabii ki yani veliahttı, işte sırdaşıydı. Yani 17-25'in sırdaşıydı, 15 Temmuz'un sırdaşıydı. Hazineden götürülen paraların sırdaşıydı. Kurulan paralel hazine var. Yani hazinenin hemen yanına kurulmuş ve borular çekilmiş oradan. Paralar oraya aktarılıyor. Devletin parası bir şekilde bir mekanizmadan geçirilerek o tarafa aktarılıyor. Yap işlet devret deniyordu eskiden. Şimdi kamu özel işbirliği deniyor. İşte hasta garantili hastaneler, geçiş garantili yollar ve köprüler, yolcu garantili havaalanları, hiçbirisi de o garantiyi dolduramadığı için hazine habire ha bunlara para ödüyor. Köprü için para ödüyor, hastane için para ödüyor, yol için, havaalanı için para ödüyor. Bunlar görünürde bir kısım iş adamları ama Tayyip Erdoğan'ın mutemetleri olduğunu biliyoruz. Bu mekanizmanın da başında en baş gözetici olarak duran kişiydi Berat Albayrak. Onun için hani onu bir kalemde silip atması çok kolay değildi Tayyip Erdoğan'ın. Bunun bir danışıklı dövüş olduğu, sanki Burak Albayrak'ın yaşadığına benzer bir süreç yaşadığını, bu danışıklı dövüşten dolayı perde arkasına çekildiğini ve uluslararası piyasalarda Tayyip Erdoğan'ın o devasa servetini yönetmeye devam ettiğine dair spekülasyonlar da var. Yani bunların hepsi tabii spekülasyon ama şu bir gerçek ki 14 yıl Burak Erdoğan gözlerden ırak yaşadı. 14 yıl kardeşlerinin düğünlerinde bile görüntülenmedi. Babasının yemin törenine bile gelmedi. Şimdi de aynı kaderi ya da senaryoyu Berat Albayrak yaşıyor. Şimdi de Berat Albayrak 62 gündür ne bir ses, ne bir fotoğraf, ne bir bilgi, hiçbir şekilde kamuoyu kendisinden haber alamıyor. Yani bir insan ölse bu kadar gaybubet edemezdi herhalde. Bülent Bey, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben yıllarca zaten Orta Doğu'da çalıştım. Tüm diktatörlerin hayatını az çok biliyoruz. Hepsinin oğulları, kızları var. Ve sürekli de hepsi hemen hemen kamuoyunun gözleri önündeler. Demokratik ülkeler gibi değiller. Dediğiniz gibi kimse İsveç kralının oğlunu ya da Danimarka başbakanının bilmem neyini bilmez. Çok da umurunda da değildir. Ama Orta Doğu öyle değil. Ki Türkiye'de tipik bir Orta Doğu ülkesine dönüştü. Dolayısıyla veliahtların ya da eşlerin çok ön plana çıktı. Biliyoruz yani Orta Doğu'daki tüm liderlerin, her ne kadar bazılarının başkan yardımcısı, bakanlar olsa dahi eşi gazetelerde her zaman cumhurbaşkanı ya da başkanından sonra en fazla haber konusu olan insandır. Sonra oğulları gelir, oğlu şöyle dedi, oğlu şuraya gitti. Sürekli kamuoyunun gözleri önündedirler. Türkiye'de de aslında dediğiniz gibi benzer bir durum var. Bilal Erdoğan sürekli kamuoyunun gözleri önünde. Ama bir oğlu
dikkatlerden kaçıyor. Ya dolayısıyla bu da bu ailenin artık nasıl diyeyim sırlı bir aile olduğunu gösteriyor. Perde arkasında çok fazla başka olayların döndüğüne yönelik bir izlenim oluşturuyor açıkçası bende. Dolayısıyla bu belki de dünyada özellikle Trump'ın gitmesinden sonra yeni bir dönem başlıyor Biden'la birlikte. Belki de bu olaylar da aydınlatılabilir. Özellikle Erdoğan ailesinin bu ilişkileri netleştikten sonra, ilişkileri ortaya çıktıktan sonra belki Burak Erdoğan da, Berat Albayrak da bu şekilde bu süreçte ortaya çıkabilirler. Ya da kamuoyu bunların nerede olduğunu öğrenebilir. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gelecekte başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.